Tamamdır. Arkadaşlar ders vaktimiz başladı. İnşallah geç kalan kimse yoktur. Dersimize başlayalım bir aksilik olmazsa. Ben öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Yavuz Selim Coşkun. Din, kültür ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. Görevde 9. sene. Alan derslerine giriyorum. Bulunduğum şehirde de bir dershanede alan derslerine giriyorum. Ayrıca uzaktan eğitim platformlarında da uzaktan eğitim dersleri veriyorum. Bugün de sizinle inşallah bir tanıtım dersimizi yapacağız. Bir aksilik olmazsa. Umarım iyi bir ders geçer. Bu şekilde güzelce dersleri işleyerek, kısa sorular çözerek derslerimizi pekiştirmiş oluruz. Bir aksilik olmazsa inşallah. Sizler de hazırsanız başlayalım. Tamam mı arkadaşlar? İnşallah. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz felsefe ve din bilimlerinde dinler tarihi bu bölüm içerisinde yer alıyor. Dinler tarihiyle biz derslerimize inşallah başlıyoruz. Şimdi dinler tarihi hakkında genel olarak kısa bilgiler, notlar hazırladım arkadaşlar size. Şimdi kısaca dinler tarihi neymiş, hani araştırma yöntemleri nelermiş, bu alanda işte ilk bu isim yani bu işte kimler neler, hangi isimlerde eserler yazmış bunlara bakacağız. Ondan sonra da Hinduizmi anlatarak bugünkü dersimizi inşallah bitireceğiz arkadaşlar. Dinler tarihi, dinlerin kurumsal, ya teolojik yani ilahi noktada yapılarını, tarihsel tezahürlerine dikkate alarak incelenen bir bilim dalıdır. Dinler tarihi araştırmalarında gözlem, mülakat, anket gibi farklı yöntemler kullanarak saha araştırmalarından faydalanıyor. Milal ve Nihal başlığı aldığı altında dinler tarihi, bu başlık dinler tarihinde oldukça önemli bir başlıktır. Bu yaklaşık 11. yüzyıldan itibaren bu şekilde yazılmaya başlanmıştır. Yani Milal ve Nihal isminde eserler yazılmaya başlanmıştır ve bu başlık gerçekten dinler tarihi alanında çok önemlidir. Bu başlık adı altında ilk eseri Abdülhakir el-Bağdadi yazmıştır. İslam alimleri de bu Milal ve Nihal'i şu şekilde tanımlıyor arkadaşlar. Milal'i temel dini akımlar olarak alıyorlar. Nihal'i de vahye dayanmayan dinler için almış yani İslam alimleri. Geçmiş dönemlerde bu şekilde tanımlamışlar Milal ve Nihal'i. Milal'i dediğim gibi temel dini akımlar, Nihal'i de vahye dayanmayan dinler için kullanmışlardır. Dinler tarihi Osmanlı döneminde yani bu topraklarda 17. yüzyıldan itibaren eğitim kurumlarında yer almaya başlıyor. Yani Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren dinler tarihi ismini biz görmeye başlıyoruz. Tabii dinler tarihi olarak değil ama tarihi edyan gibi bu şekilde görmeye başlıyoruz. Veya işte esatir demişler dinler tarihi alanında işte eser yazan kişi buna esatir demiş. Bu dinler tarihinde de bu kitabın içerisinde, bu başlığın içerisinde yer vermiş. Dinler tarihi alanında Türkçe olarak yazılan en eski eser Şemseddin Sami'ye ait esatir isimli eserdir arkadaşlar. Bu önemli bir bilgi. Türkçe olarak yazılan en eski eser şurada da gördüğünüz gibi Şemseddin Sami'ye aittir ve Esatir isimli eserdir. En eski eseri Şemseddin Sami yazmıştır ve bu eserin ismine biz Esatir diyoruz. Doğrudan dinler tarihini kendine konu edinen ilk eser ise bakın doğrudan dinler tarihini kendine konu edinen ilk eser Ahmet Mithat Efendi'ye aittir. Bu eser de 1911 yılında yayınlanmıştır. İsmi de Tarihi Edyan'dır. Yani Dinler Tarihi adı altında Osmanlı Türkçesiyle ifadesi arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Dinler Tarihi alanında ilk eser doğrudan yani dinler tarihini kendine konu edinen ilk eser müstakil bir eser. Yani bu eser tamamen işte günümüzde örnek veriyorum. Şu şekilde arkadaşlar bir dinler tarihi kitabı gibi. Şöyle hemen gösterdiğim gibi müstakil bir eser. Bu şekilde kendisine konu edinmiş bir başlık adı altında kitap haline getirilmiş ilk eseri Ahmet Mithat Efendi 1911 yılında 11 yılında yayınlanan Tarihi Edyan isimli eseriyle vermiş bulunuyor arkadaşlar. Devam edelim. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Tarihi Edyan adı altında bazı kitaplar da yani Ahmet Mithat Efendi'den sonra bazı kitaplar da
yayınlanmaya başlıyor. İstanbul'da Darülfünun Edebiyat Fakültesi'nde 1874 yılında ders programlarına Tarihi Umumi ve Dine Esatiril Evvelin dersleri konulmuş. Yani yine dinler tarihi dersleri bu isimde ta 1874 yılında yani 19. yüzyılda dersler okutulmaya başlanıyor arkadaşlar. Cumhuriyet döneminden sonra da bir süre dinler tarihi okutulmamış. O arada bir boşluk var Cumhuriyet'ten sonra arkadaşlar. 1950'li yıllardan sonra başlıyor. 50-51 yılında eğitim öğretim yılı itibariyle yani 1950-1951 eğitim öğretim yılı itibariyle açılmaya başlanan İmam Hatip Ortaokullarında 7. sınıflarında tekrar bu ders okutulmaya başlanıyor. 7. sınıftan itibaren dinler tarihi dersi İmam Hatipler'de Cumhuriyet'in ilanından bir süre sonra bir kesintiye uğramıştı. 50-51 eğitim öğretim yılı itibariyle İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıflarda tekrar okutulmaya başlanıyor bu ders. Türkiye'de ilk yüksek İslam enstitülerinde yani 1959 yılında açılan ilk İslam enstitülerinde 1., 2. ve 3. sınıflarda mukayeseli yani bir nevi karşılaştırmalı dinler tarihi dersi okutuluyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum Türkiye'de ilk olarak Yüksek İslam Enstitüleri 1959 yılında açılıyor ve buralarda 1., 2. ve 3. sınıflarda birer saat mukayeseli dinler tarihi dersi okutulmuştur. Daha sonra 1980 itibariyle ilahiyat fakültelerinde dinler tarihi dersi okutulmaya başlandı ve bugün de hala o zamandan yani 82 yılından bu zamana kadar okutuluyor. Bizler hepimiz okuduk, sizler de okuyorsunuz. Şu da önemli bir bilgi arkadaşlar ayrıca. Türkiye'de yetişen ilk dinler tarihçisi Hikmet Tanrı'dır. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Türkiye'de yetişen ilk dinler tarihçisi Hikmet Tanrı'dır. Evet. Dinler tarihi hakkında şöyle kısaca bilgiler verdikten sonra dinler tarihindeki yani dinler tarihi araştırmalarında nasıl bir metot kullanılıyormuş onu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi 3 metot kullanılıyor. Tabii bazı kaynaklarda farklı dağılmış ama arkadaşlar ben bu notları düzenlerken hazırlarken dinler tarihinin temel kaynaklarını esas alarak oradaki kaynaklardan çıkarttım bunları hazırladım. Bu noktada itimat edebilirsiniz. İtibar edilir bilgiler zaten arkadaşlar. Çünkü şöyle bir tahminimde hani bazı kaynakları sizler okuyorsunuz, görüyorsunuz. Oralarda farklı bilgiler de yer alabilir. Farklı farklı kaynaklar alıyorsunuz. Ondan dolayı farklı bilgiler yer alabilir. Ben bunları hepsinin böyle hepsini okuyarak bu asıl kaynaklardan hazırladım. Evet, şimdi başlayalım. Dinler tarihi araştırmalarında metot. 3 çeşit metodumuz var. Bunlar nitelendirici, yani vasıflandırıcı metot, karşılaştırmalı metot ve fenomenolojik metot. Şimdi nitelendirici, yani vasıflandırıcı metot nasılmış ona bakalım. Dinlerle ilgili kendi görüşünü iyi veya kötü şeklinde paranteze alarak objektif bir bağlamda tasvir ediyor. Dinlerle ilgili, yani şu din şu şekildedir. İşte bu dinin şu yönü iyi veya kötü noktasında bir tasvire gidiyor. İşte biz buna nitelendirici, vasıflandırıcı. Yani bunu örnek veriyorum. Şu şekilde iyi olarak nitelendiriyor ya da kötü olarak nitelendiriyor. Ya da tevhid inancından uzak olarak nitelendirmesi gibi. Daha sonra karşılaştırmalı metot. Bu da bir din incelerken sadece o din ile sınırlı kalmayıp diğer dinlerle diğer dinleri de ele aldığı dini fenomeni yani olguyu, dini olguları, olayları karşılaştırmasıdır. Yani mukayese ediyor, birbiriyle karşılaştırıyor. Bir diğeri ise sonuncusu da fenomenolojik metot. Bu da çeşitli dini olguları toplayıp yani çeşitli dini olguları, olayları toplayıp, tasnif edip içine alıyor, tanımlıyor ve karşılaştırmacı bir yaklaşıma gidiyor. Yani önce olguları topluyor, sonra bunları tanımlıyor. Önce topluyor, sınıflandırıyor, sınıflandırdıktan sonra bunları tanımlıyor ve karşılaştırarak bir metotla dinler tarihi araştırmalarını meydana getiriyor arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer var mı burada? Herhalde yok. Devam ediyorum. Evet, şimdi Hint dinlerinden başlıyoruz arkadaşlar. Hint dinlerinde Hinduizm ile başlıyoruz. Çünkü Hinduizm Hint alt kıtasındaki yani güney bölgedeki daha doğrusu Hint kıtasında diyelim en eski dindir arkadaşlar. Bu yüzden Hinduizmle başlayalım dedik ve Hinduizm
diyerek başlıyoruz arkadaşlar. Hindular kendi dinlerini ifade için sanatta dharma ifadesini kullanıyorlar. Bu da ezeli ebedi din anlamına geliyor. Hint halk kıtasında ortaya çıkan dinlerin en eskisidir Hinduizm. Hinduizmi devlet dini olarak kabul eden tek ülke Nepal'dir arkadaşlar. Nepal Hinduizmi devlet dini olarak kabul eden tek ülkedir. Hinduizmde tek tanrı inancı kabul edilmez. Bizler bunu televizyonlardan da görüyoruz. Tek tanrı inancı Hinduizmde kabul edilen bir inanç değildir. Dharma kelimesi birey ve toplumun maddi ve manevi hayatının gerçekleri ve ilhamlarıyla ilgili teorileri ve uygulamaların bütününü ifade etmektedir. Hinduizm etnik ve milli bir dindir. Bilinen belli bir kurucusu yoktur. Herhangi bir kurucusu söz konusu değildir. Herhangi bir metni tek başına bağlayıcı kabul etmezler. Yani herhangi bir metni derken herhangi bir kutsal metni tek başına bağlayıcı olarak kabul etmemektedirler. Çünkü az sonra ileride de yani birkaç slide sonra göreceğiz. Farklı şeylerde mevcut kutsal kitapları Şuruti'dir, Simitri'dir. Bunlar kutsal metinleridir. Tabii bunların alt başlıkları da var arkadaşlar. Bu şekilde farklı ilahi yani kutsal kaynakları mevcut ve bunların hiçbiri tek başına bağlayıcı değildir. Sistematik bir tanrı anlayışları yoktur. İslamiyet'te olduğu gibi veya başka dinlerde olduğu gibi sistematik bir tanrı anlayışları yoktur. Herkes kendi tanrısını kendi belirlemektedir. Evet, şöyle Hinduizmin dünyadaki nüfusu arkadaşlar çoğunlukla hatta %90'ı %95'i Hindistan'da yaşıyor bunların. %90, %95'lik bir kısmı Hindistan'da. Geri kalanlar ise yine Güneydoğu Asya'da çoğunlukla bu bölgede yaşıyor. Bu ülkeler işte Burma, Malezya, Endonezya, Seylan, Pakistan gibi Asya ülkelerinde bu civarda Hindular yaşamakta. Ama bunların en yoğunu Hindistan'da yaşıyor. %90 gibi hatta %95 gibi bir kısmı Hindistan bölgesinde yaşıyor. Ayrıca Afrika ve Amerika ülkelerinde de yani Afrika kıtasında ve Amerika kıtasının ülkelerinde de yaşayan Hindular bulunuyor arkadaşlar. Tanrılarına gelecek olursak Hinduların Shiva yok edici tanrılarıdır, Vishnu koruyucu tanrıdır, Brahma ise yaratıcı en önemli tanrılarıdır. Bu üçü bunların en önemli tanrısıdır arkadaşlar. Hinduizmin en belirgin özellikleri de ve özelliklerinden birisi kast sistemidir. Yani biz buna sınıfsal ayrım diyoruz. Sınıfsal ayrım Hindistan'da oldukça belirgin bir şekilde yani toplumda halk arasında yani sosyal hayatta oldukça kendisini hissettirmekte. Kastlar arasında bir evlilik söz konusu değildir arkadaşlar. Ayrıca kastlar arasında da geçiş ancak reenkarnasyonla meydana gelmektedir. Biliyorsunuz az sonra reenkarnasyonda açıkladığımda kastlar arasındaki geçişin de nasıl olduğunu o sıra daha iyi anlayacaksınız. Yani kişi bu dünyada yani ilk yaşadığı hayatta iyi bir sınıfta değildi ama daha sonraki hayatında çok daha iyi bir sınıfta dünyaya gelebiliyordu. O da bu önceki yaşamındaki davranışlarıyla alakadar bir durumdu. Evet, Hinduizmin tarihi gelişim sürecinde 4 döneme ayrılıyor arkadaşlar. Bunların detaylarına girmedim. Bunların tarihleri arasında da ihtilaf söz konusu olduğu için onları da almadım. Hinduizmin tarihi gelişim süreci 4 döneme ayrılıyor. Bunlar Vedalar, klasik Hinduizm dönemi, Orta Çağ dönemi, modern dönem. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Hinduizm tarihsel gelişim içerisinde 4 döneme ayrılıyor. Vedalar dönemi, klasik Hinduizm dönemi, Orta Çağ dönemi, modern dönem olarak 4'e ayrılıyor arkadaşlar. Kast sistemini az sonra daha da açacağım arkadaşlar. Birazdan bekleyin. O kastları ifade eden işte sınıfsal Brahmanlar, Kşatriyalar, Vaisyalar, Sudralar, Paryalar bunların hepsini az sonra açıklayarak anlatacağım. Bu bilgiler de hani genel Hinduizm hakkında kısa bilgiler şeklinde, kısa böyle spot bilgiler şeklinde başladık ya derse. Az sonra bunların biraz daha detaylarına gireceğim inşallah. Devam edelim arkadaşlar. Hinduizm'de kast sistemi, Brahmanlar. Arkadaşlar slide sizde şu an görünüyor değil mi?
Tamam hocam. Hinduizm'de kast sistemi. Hinduizm'deki kast sistemi gördüğünüz gibi 5 sınıfa ayrılıyor arkadaşlar. Brahmanlar din adamları en üstte, kşatriyalar savaşçılar, politikacılar yani askerler vesaire. Vaisyalar ise çiftçiler ve tüccarlar. Son ikide bulunan suduralar ve paryalar oldukça toplumun da ötesinde böyle çok kötü bir durumdalar arkadaşlar. Yani sosyal hayatta da bunu hissedilir bir şekilde görüyoruz. Suduralar dediğimiz bu kast sisteminde işçiler ve hizmetçiler var. Ve en alttaki paryalar ise sınıfsızlar. Bunlar toplum dışı kabul ediliyor. Hatta okuduğum bir yerde bunlara dokunmanın günah olduğu bile söyleniyor. O derece kötü bir durumda bu parya dediğimiz sınıflar. Az önce dediğim gibi arkadaşlar, Hinduizm'de kast sistemi 5 ayrılıyor. Brahmanlar, kşatriyalar, vaisyalar, sudralar ve paryalar dedik. Paryalar dedik. Paryalar toplumun en kötü sınıfıydı. Bunlara dokunmak hatta günahtı bazılarına göre. Sudralar, bunlara biz işçiler ve hizmetçiler diyoruz. Vaisyalar, çiftçiler ve tüccarlar. Kşatriyalar ise savaşçılar, askerler yani politikacılar. Brahmanlar ise din adamlarıydı arkadaşlar. Hinduizm'deki kast sistemi Hinduizm'in en belirgin özelliklerinden birisiydi. Kastlar arası evlilik söz konusu değildi. Kastlar arası geçiş ancak reenkarnasyonla mümkündü. Arkadaşlar evet, Hinduizm'de kutsal kitap. Hinduizm'de tek bir kutsal kitap bağlayıcı değildir. Az önce de söylemiştik. Hindu kutsal metinleri uzun bir süreç içerisinde derlenmiş ve yazıya geçirilmiştir. Hinduizm'in kutsal metinlerine biz Veda diyoruz. Bu Vedaların dili, yani Hinduizm'in dili, bu kutsal metinlerdeki dili Sanskritçedir. Hinduizm'in kutsal metinlerine Shruti, yani Shrutiler vahyedilen. Vahyedilenden maksat yani bu ilahi bir din değil. Buradaki vahyedilenden maksat ilham alınmasıyla arkadaşlar. Shruti ilham edilen, vahyedilen anlamlarına geliyor. Smriti ise geleneksel anlamda yerleşmiş metinlerdir. Bu metinler dediğim gibi Shruti ve Smriti olarak, yani Smriti olarak ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Shruti kaynağı ilhama, vahye dayanmaktadır. Tartışmasız bir otorite ve en yüksek dini değere sahip olan metinlerdir. Doğruluğu sorgulanamaz. Yani Shruti vahyedilen veya ilham edilen bu metinlerin kaynağı ilhama veya vahye dayanmakta, tartışmasız bir otorite ve en yüksek dini değere sahipler. Doğruluğunun asla sorgulanması söz konusu değil. Doğruluğu sorgulanamaz durumdadır. Hinduların kutsal metinlerini şu şekilde tablolaştırdım arkadaşlar. Shrutiler vahyedilen, yani ilham edilenler. Smriti ise gelenek olarak yazılanlar. Vahyedilenler 1. Vedalar, 2. Brahmanalar, 3. Aranyakalar, 4. Upanishadlar. Smriti ise 1. Destanlar, destanları Ramayana ve Mahabharata olarak ikiye ayrılıyor. Daha sonra ikincisi Puranalar, 3. Manu kanunnamesi arkadaşlar. Şimdi bunları da kısaca açıklayacağız. Kayda değer olanlarını açıklayacağız inşallah. Şimdi Vedalar insanlık tarihinin bize kadar gelen en eski metinleri olarak kabul edilmekte. Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, Atharva Veda olmak üzere 4 bölümden oluşuyor. Bunun arasında en geniş ve en eski olanı Rig Veda bölümüdür arkadaşlar. Brahmanalar Vedaların izah ve yorumlarıdır. Dini teorik dayanağını oluşturan metinlerdir. Yani din teorik anlamda buraya Brahmanalara dayanmakta. Ayinler ve yerine getiriş şekillerini anlatan kitaplara biz Brahmanalar diyoruz. Tekrar ediyorum, Brahmanalar Vedaların izahı ve yorumlarıdır, açıklamasıdır bir nevi. Dinin teorik dayanağını oluştururlar. Ayinler ve yerine getiriş şekillerini de anlatan kitaplardır. Aranyakalar dedik. Bu aranyakalar da ormanlarda ikamet, inziva anlamına gelmekte. Hint düşüncesinin somuttan soyuta doğru dönüşümün izlerini taşımakta arkadaşlar. İnziva hayatını tercih eden mistikler içindir. Biraz daha böyle bir bu aranyakalar biraz daha hani tabii benzetmek çok doğru değil ama yine de aklınızda yer etsin diye söyleyeyim. Biraz daha böyle tasavvufi bir eğilim gibi onlardaki.
O şekilde düşün. Yani Hint felsefesini yansıtan bir durum bu Aranyakalar dediğimiz eserler, kutsal metinler. Tekrar ediyorum, Aranyakalar ormanlarda ikamet veya inziva anlamına geliyor. Hint düşüncesinin somuttan soyuta doğru dönüşümünün izlerini taşımakta, inziva hayatını tercih eden mistikler içindir bu durum. Upanishadlar ise gizli öğreti anlamına gelmekte. Hint felsefesinin önemli bir kaynağı ve kutsal bilginin zirvesi kabul edilmektedir. Şu önemli, gizli öğreti anlamına geliyor. Ayrıca Hint felsefesinin önemli bir kaynağı ve kutsal bilginin zirvesi olarak kabul edilmekte. Şimdi Shruti'yi anlattık. Şimdi de Smriti'yi anlatacağız. Shruti'de neler vardı arkadaşlar? Tekrar edelim. Vedalar, Brahmanalar, Aranyakalar ve Upanishadlar vardı. Bunlar Shruti'nin bu kutsal metinleri, Shruti'ler vahyedilen, ilham edilen kutsal metinlerdi. Smriti'ler ise destanlar, Smriti'ler ise geleneğin oluşturmuş olduğu kaynaklardı arkadaşlar, kutsal metinlerdi. Hint geleneğinde oluşmuş, kutsallaşmış metinlere biz Smriti metinler diyoruz. Bunu da üçe ayırıyoruz. Destanlar, Puranalar ve Manu Kanunnamesi olarak. Destanları da kendi içerisinde Ramayana ve Mahabharata destanlarını ayırıyoruz. Bilmemize çok lüzum yok, o yüzden ben de almadım. Bilgi kirliliği olmasın diye arkadaşlar. Ramayana ve Mahabharata destanları tarih, mitoloji, din, siyaset ve felsefe konularını işlemekte. İki destanın da halk nezdinde değeri oldukça yüksektir. Böyle taslak olarak bilmemiz yeterli olacaktır. Tekrar ediyorum, destanları biz Hint destanlarında Smriti metin, kutsal metinleri içerisinde görüyoruz. Bunlara Ramayana ve Mahabharata diyoruz. Bu destanların ikisi de tarih, mitoloji, din, siyaset ve felsefe konularını ele alıyor. Bu iki destanın da halk nezdinde değeri oldukça yüksektir arkadaşlar. Puranalar, önceki devirlere ait bilgiler verdiği için eski anlamına geliyor. Demek ki oldukça eski olaylardan, olgulardan bahseden veya Hint bölgesindeki önemli kişilerden bahseden veya dünyanın yaratılışından, tanrılardan, tanrıçalardan geçmişe yönelik bilgiler veriyor bu Puranalar. Yani eskiye yönelik dediğinde Puranalar aklımıza gelsin arkadaşlar. Dünyanın yaratılışına, Hindu tanrı ve tanrıçalarıyla alakalı bilgiler vermekte, eski bilgilerden vermektedir. Manu Kanunnamesi ise Hindu dini hukukuna ilişkin hükümleri içermektedir. Hindu hukuku, yani Hindu hukuk, Hint dininin hukukundan bahsediyor. Hinduların dini öğretilerinin zamanı şartlarına uygun olarak icra edilmesinde de yol gösterici olmaktadır Manu Kanunnamesi. Manu Kanunnamesi de Smriti metinler içerisinde, yani geleneğin oluşturmuş olduğu kutsal metinlerin içerisinde yer almaktadır. Arkadaşlar, buraya da Hinduizmin bayramları olarak kaynaklarda bunlara pek yer vermemiş genel olarak incelediğim kaynaklarda, ama ben bunları o temel dinler tarihi kaynaklarından çıkarttım arkadaşlar. Hinduizmin bayramlarını biz ikiye ayırıyoruz. Bir, Diwali. Bu Diwali yeni yıl bayramı olarak kutlanıyor arkadaşlar. İyiliğin, kötülüğü ve ışığın da karanlığı yendiğine inanılan bir bayramdır bu Diwali. Holi ise Şubat ve Mart aylarında baharın gelişi, yani evrenin yeniden canlanmasıyla alakalı bir bayram olarak kabul ediliyor. Şubat Holi de Şubat ve Mart aylarında kutlanılan evrenin yeniden canlanışı, yani bahar bayramıdır. İşte bunu ülkemizde de görüyoruz, Orta Asya'da da görüyoruz. Güneydoğu Asya'da da Hintliler bunu Holi bayramı olarak kutlamakta arkadaşlar. Hinduizmin inanç esaslarına geldiğimizde, Hinduizmin tespit edilmiş bir amentüsü, yani bir inanç sistemi yoktur. Hinduizmde milyonlarca tanrı söz konusudur. Ayrıca Hinduizmin bazı tanrıları büyük şahsiyetler olarak ortaya çıkmaktadır. Bakalım, 3 tane önemli tanrıları var demiştik az önce. Bunlar Shiva, yok edici tanrı, Vishnu, koruyucu tanrıları ve Brahma da yaratıcı önemli tanrılarıdır. Karma, samsara, moksha, yani mukti, tenasu ve reenkarnasyon da Hinduizm'de önemli bir yere sahiptir. Bu kavramlar genelde birbirine karıştırılıyor. Şu an ben anlatırken de belli bir yere kadar aklınız biraz böyle aklınızda yer etmeyebilir. Daha sonra açıklayacağım kısımda da bunu
kısa bir şekilde anlamış olacaksınız inşallah. Şimdi bakalım karma neymiş? Karma kişinin iradi olarak belli bir hedefe yönelik yaptığı, manevi açıdan gelişmesine yardımcı olan her türlü davranıştır. Şimdi karmayı sorularda gelirse yakalayabileceğimiz önemli cümleyi söylüyorum arkadaşlar. Bütün varlıkların doğum, ölüm döngüsünde hangi bedende yeryüzüne geleceğini belirleyen temel yasadır. Yani bu sistem var ya, ölüm, doğum, ölüm döngüsü var ya, bu döngüyü belirleyen temel yasaya biz karma diyoruz. Karma yasasına göre yapılan her davranışın iyi veya kötü bir sonucu olacaktır. Şurada da önemli bir bilgiden bahsedeyim. Avatar dediğimiz şey Tanrı Vishnu'nun yeryüzünde bozulan ekolojik, sosyal ve ahlaki düzeni eski haline getirmek için dünyaya inişini ifade etmektedir. Tekrar edeyim bu bilgiyi, sonra Hinduizmin bu karışık kavramları üzerinden devam edelim. Avatar Tanrı Vishnu'nun, yani Tanrı Vishnu kimdi? Koruyucu Tanrı'ydı. Tanrı Vishnu'nun yeryüzünde bozulan ekolojik, sosyal ve ahlaki düzeni eski haline getirmek için dünyaya inişini ifade etmektedir. Tekrar geliyoruz. Bu karmadan devam edelim. Karmayı yakalayacağımız cümleyi tekrar ediyorum ve buradan devam edelim arkadaşlar. Bütün varlıkların doğum ölüm döngüsünde hangi bedende yeryüzüne geleceğini belirleyen temel yasadır. Temel yasa, temel esas bu gibi ifadelerden yakalayabiliriz karmayı. Evet, samsara sonsuz yaşam, doğum ölüm yeniden doğum döngüsünü ifade etmektedir. Ölümle bedenden ayrılan ruhun tekrar bu dünyada canlı veya cansız bir bedene geçmesi anlamına gelmektedir. Samsara'ya tekrar söylüyorum arkadaşlar. Samsara çarkı ifadesini de kullanıyoruz biliyorsunuz. Samsara sonsuz yaşam döngüsüdür. Doğum ölüm yeniden doğum. Doğum ölüm yeniden doğumdur arkadaşlar. Bu sonsuz yaşam döngüsünü yasa olarak ifade edişimiz de bu işin temel yasa haline dönüşmesi ise karma kavramıyla ifade edilmişti. Devam edelim. Az sonra bunların hepsini tek cümle halinde açıklayacağım arkadaşlar bir sonraki slaytta. Orada daha da karışmıştı aklınız. Orada daha da açık hale gelecek. Reenkarnasyona bakalım. Ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesini ifade ediyor. Birbirini izleyen hayatlarda fiziksel bir biçim alıyor. Burada öldün. Daha sonra bir yeniden dünyaya geliyorsun. Ot olarak gelebilirsin, böcek olarak gelebilirsin. Farklı bir sınıfta çok iyi bir konumda gelebilirsin. Kastlar arası geçiş söz konusu değildi ama reenkarnasyonla kişi bu dünyada kötü bir yaşamı varsa, iyi bir yaşamı varsa daha sonra bu iyi yaşamından dolayı, iyi yaşamının sonucu olarak daha sonraki yaşamında iyi bir sınıfta dünyaya gelebiliyor. Reenkarnasyon bu şekilde arkadaşlar. Mokşa ise şu anlama geliyor, yani özgürleşmek anlamına geliyor. Ruhun sonsuz yaşam döngüsünde bu yaşam döngüsü neydi arkadaşlar? Samsara'ydı. Ruhun sonsuz yaşam döngüsünden kurtulup bir daha başka bir bedende yeryüzüne gelmemesidir. Artık mokşaya, yani muktiye ulaşmış bir kişi özgürleşmiştir. Brahman'la ruhunu aynileştirmiş, yani birleştirmiş, bütünleştirmiştir. Artık herhangi bir bedende dünyaya gelmeyecektir. Bu şekilde arkadaşlar. Yok, iyi yaşamından dolayı gelmiyor arkadaşlar. Artık çok iyi bir duruma geliyor o ruh. Çok iyi bir yaşam yaşıyor. Artık özgürleşme seviyesine geliyor. Yani öldüğünde de özgürleşmiş oluyor. Artık dünyaya geri gelmiyor. Artık o, yani bir nevi tanrı konumuna ulaşıyor. Evet, bir nevi tanrı konumuna ulaşıyor. Mokşa'ya, Mukti'ye ulaşmış kişi. Rica ederim hocam. Tekrar edeyim mokşayı. Özgürleşmek anlamına geliyor. Ruhun sonsuz yaşam döngüsünden kurtulup bir daha, yani bu samsara çark var ya, sürekli aynı dönen çark. Bundan kurtulup bir daha başka bir bedende yeryüzüne gelmiyor bu. Artık bir nevi Brahman'la
ruhu artık bütünleşiyor, aynileşiyor. O anlama geliyor arkadaşlar. Şimdi çok kısa bir şekilde ifade ediyorum. Zaten bu notlar sizlerde var arkadaşlar. Bu şekilde de elinizde bulunursa faydası olur. Birbirine yakın olan bu kavramları kısaca izah edecek olursak, ölümsüz kabul edilen ruhun bir bedende yaptığı işlerin sonucuna göre başka bir bedende dünyaya gelmesine biz reenkarnasyon diyoruz. Bu sonsuz gidiş geliş döngüsüne samsara diyoruz. Bireylerin geleceğini belirleyen ve ruhun yeniden bedenleşmesini belirleyen sebep sonuç yasasına, bakın unutmayın, sebep sonuç yasasına karma diyoruz. Ruhun samsara çarkından kurtulup artık dünyaya bir daha gelmeyecek olmasına ise mokşa, yani mukti diyoruz. Burada anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Yani bir karışıklık olmaması lazım. Çünkü burada hepsini tek cümle haliyle aldım. Burada inşallah bir karmaşa söz konusu olmaz. Tekrar edelim. Çok iyi hocam, anladıysanız sevindim buna. Tekrar edeyim ben yine. Ufak bir anlaşmazlık varsa da o da kalmasın. Ölümsüz kabul edilen ruhun bir bedende yaptığı işlerin sonucuna göre başka bir bedende dünyaya gelmesine biz reenkarnasyon diyoruz. Bu sonsuz gidiş geliş döngüsüne samsara, bireylerin geleceğini belirleyen ve ruhun yeniden bedenleşmesini belirleyen sebep sonuç yasasına, kanununa karma diyoruz. Ruhun samsara çarkından kurtulmasına ise özgürleşmesine, artık bir daha dünyaya gelmeyecek oluşuna mokşa veya mukti diyoruz. Evet, burada da şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Hindu inancında asıl amaç doğum ölüm girdabından ve bunun sebep olduğu acıdan tamamen kurtulmaktır. Peki biz bunu neyle sağlıyorduk? Bunu mokşa ile mukti ile sağlıyorduk. Ruhumuzu artık özgürleştiriyorduk. Bu ızdırap çarkından, yani öl bir daha dünyaya gel, öl bir daha dünyaya gel, bu gereksiz çarktan kendimizi kurtarıyorduk. Neyle? Mokşa, mukti ifadesiyle biz buradan kendimizi kurtarıyoruz. Hinduların da asıl amacı bu çarktan kurtulmaktır. Doğum ölüm girdabından ve bunun sebep olduğu acıdan tamamen kurtulmaktır. Evet, Hinduizm'de ibadet. Genellikle arkadaşlar bireysel ibadetleri söz konusu, toplu ibadet pek yoktur. Evlerde ibadet için ayrılan oda veya herhangi bir köşe bulunmakta. Burada Tanrı'yı sembolize eden heykeller var, bir biblo var vesaire veya şöyle bir tane bardakları var. Yani işte örnek veriyorum, şu bir fildir. Bu fil de onun için bir tanrı oluyor. Onun için bir tanrı oluyor. Bu şekilde onların tanrıları veya tanrıcıkları veya tanrıçaları söz konusu oluyor arkadaşlar. Günlük ibadetleri 3 vakitte sabah, öğlen ve akşam yapılmakta. Mabetlerdeki ibadetler din adamları tarafından icra ediliyor. Hinduizm'de cesetlerin yakılması gerektiğine inanılmakta. Biliyorsunuz yaktıktan sonra da küllerini Ganj Nehri'ne döküyorlar. Ganj Nehri Hinduizm'de ve Budizm'de de ayrıca kutsal kabul edilen bir nehirdir. Zaten aynı bölgenin dini ikisi de. Mabet ve ev dışında uygulanan temel ibadet, ibadet hanelerde ve evin dışında uygulanan genel olarak ibadet Ganj Nehri'nde yıkanmaktır arkadaşlar. Bir nevi bu durumda hac fonksiyonuna sahip, yani hac işlevi görüyor orada yıkanmak. İnsanların da burada günahlardan arındığına inanmaktalar. Yani Ganj Nehri'nde yıkanan hacca gitmiş gibi oluyor, bir nevi hac yapmış oluyor. Hacca giden kişinin de, hac yapan kişinin de, yani Ganj Nehri'nde yıkanan kişinin de ibadet maksadıyla günahlardan arındığına inanılıyor. Hinduizmin hemen hemen her ibadete başlarken kullandıkları kelime om ifadesidir. Biliyorsunuz, hatta filmlerde de duymuşsunuzdur, böyle om yapıyorlar. Bizdeki besmele ile aynı konuma sahip Hindular arasında bu om kelimesi arkadaşlar. Evet, Hinduizmin sembolleri var. Hinduizmin bu sembolleri nelermiş, onlara bakalım. Om, dini metinlerdeki en kutsal hecedir. Om hecesi kutsal metinlerin ve duaların okunmasından önce söylenmektedir. Onun tüm evreni temsil ettiğine ve yaratılan her şeyin bu heceden ibaret olduğuna inanılır.
Hinduizmin sembolü arkadaşlar bu şekilde. Hinduizm diyorum pardon. Om'un yani Om sembolü bu şekildedir arkadaşlar. Tekrar edeyim ben. Dini metinlerdeki en kutsal hecedir. Her işin başında yani ibadetlerde vesairelerde Om hecesini kullanarak, Om kelimesini kullanarak ibadete başlarlar veya metinleri okurlar veya dualarını yaparlar. Om hecesi bütün evreni temsil etmektedir ve yaratılan her şeyin bu heceden ibaret olduğuna inanmaktalar. Diğer bir işaret, svastika işareti arkadaşlar. Nazi işaretine de benziyor gördüğünüz gibi. Svastika Hinduizm'de mutluluk ve şans getirdiğine inanılan en uğurlu semboldür arkadaşlar. Hinduizm'de mutluluğun ve şansın getirdiğine inanıyorlar bu svastika sembolünün. Evlerin, mabetlerin girişlerinde, hediyelik eşyalarda, düğün ve bayramlarda dini motif olarak kullanılmakta. Ayrıca reenkarnasyon ve döngüsel hayatında sembolüdür. Evet, mutluluk svastika, mutluluk ve şans getiriyormuş. Evet, önemli bir bereketin sembolüdür. Kutsallığın Hinduizm'de ineğin kutsallığının nasıl başladığı pek bilinmemektedir arkadaşlar. Evet, Hinduizm'de mezheplere geldik. Hinduizm'in arkadaşlar şu an sesimi alabiliyorsunuz değil mi? Şurada bir yazı çıktı ama. Tamamdır hocam. Hinduizm'de mezhepler arkadaşlar. Tamam hocam, az önce ben de bir şey gösterdim ondan dolayı dedim acaba sesim gelmiyor mu? Hinduizm'de mezhepler Şivacılık, Vişnuculuk ve Şaktizm olarak üçe ayrılmakta. Şivacılık Şiva'yı tanrı olarak kabul ediyor bu mezhep. Ona tapınmayı temel dini bir görev olarak kabul etmektedir. Yani demek ki buradan anlıyoruz ki Şiva'ya tapmak bu mezhebin esas ilkelerinden, prensiplerinden birisiymiş. Hint filozoflarından Shankara ve Kumarila'nın görüşleriyle ortaya çıkmıştır. Yani mezheplerin zaten ortaya çıkışları biliyorsunuz bir kişi, iki kişiyle ortaya çıkıyor. Onun görüşleri etrafında toplanan insanların sistemleştirdiği, ekolleştirdiği bir akım haline geliyor mezhepler. Bunlarda da aynı o mantıkla yürümüş belli ki işler. Şivacıların alınlarına koydukları üç yatay çizgiyle diğerlerinden ayrılmaktadır arkadaşlar. Vişnuculuk 10. asır Hint düşünürlerinden Ramanuja ve Matva'nın görüşleri etrafında oluşmuştur. Vişnu'nun insanlara karşı merhametli olduğuna, yeryüzündeki adaletsizlikleri, zulmü gidermek için farklı bedenlerde yeryüzüne indiğine inanılır. Vişnuculuk, tekrar ediyorum, 10. asır Hint düşünürlerinden Ramanuja ve Matva'nın görüşleri etrafında oluşmuştur. Vişnu'nun insanlara karşı merhametli olduğunu, yeryüzündeki adaletsizlikleri, zulmü gidermek için farklı bedenlerde yeryüzüne geldiği düşünülüyor, inanılıyor arkadaşlar Vişnuculukta. Şaktizm ise Tanrı'nın yaratıcı gücü anlamına gelen Hindularda Şakti'den türemiştir. Bu gücün mitsel olarak Tanrıların eşleri aracılığıyla temsil edildiğine inanılır. Tanrı'nın maddeleşen, yani Tanrı'nın yeryüzüne yansıyan, insanların görmesine sebep olan yaratıcı bir gücüdür Şaktizm. Böyle bir düşünceye sahipler arkadaşlar. Evet, devam edelim. Hinduizm'de arkadaşlar Mesih inancı var. Yani bu kurtarıcı inancı. Arkadaşlar dinleri işlerken işte az önce aldığım başlıklarda işte ahiret inancı, ibadetleri, genel esasları vesaire de bu gibi şeyler nelerdir? Ve bunların haricinde de arkadaşlar sembollerini de işleyeceğiz tabii. Bir de kurtarıcı inancı var mı yok mu? Mesela şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi? Yani ben tabii çok kısa özetleyerek söylüyorum. Taslak olarak aşağıdakilerden hangisi, hangi dinlerde kurtarıcı inancı vardır ya da Mesih inancı vardır? Bu anlamda bilirsek, böyle bir soru gelirse faydası olur bunları bilmemizin. Hindularda gelmesi beklenilen bir Mesih vardır. Bir inanış var bu şekilde. Hindulardaki Mesih Kalki adıyla anılmaktadır. Unutmayalım, Hindularda Mesih inancı vardır. Hindulardaki Mesih Kalki adıyla anılmaktadır.
Hint kültüründe Kalki ile ilgili rivayetlere göre Hinduizmi yayacak, dünyaya yeni düzen verecek Kalki adında bir çocuk doğacaktır. Evet, birçok dindeki kurtarıcı inancıyla şu son cümle oldukça birbirine benzer bir içerik göstermekte arkadaşlar. Kalki, dünya, Kalki isminde biri dünyaya geliyor. Hinduizmi dünyada işte yayıyor ve yeniden düzen veriyor. Yani Hinduizmi bir nevi kurtarıyor arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar buraya kadar Hinduizmi kısaca ele aldık. Aslında kısaca derken ben konu anlatım kitaplarına baktım. Konu anlatımları bu kadar ele almamışlardı. Yani 3 tane farklı kaynağa baktım. Bu kadar ele almamışlardı. Ben bu kadar biraz bazılarına göre olmayan bilgileri aldım, buraya koydum. Birinde olan var, birinde olmayan var, farklı kaynaklarda olan var. Buraya kadar Hinduizmle alakalı gelebilecek soru gelebilecek yerleri sizlere anlattım arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı 3 tane soru hazırladım sizlere. Şimdi bu soruları arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. İsterseniz bir okuyun, cevaplarını yazın arkadaşlar, olur mu? Evet, cevaplar gelmeye başladı. D diyoruz. Başka arkadaşlar cevap var mı? Üç tanesi doğru. Ama hangi yani? Evet hocam. D diyoruz. Evet. Sizler bayağı başarılı insanlarsınız anlaşılan. Evet arkadaşlar. Bilinen bir kurucusu yoktur. Doğru bir ifade. Hint bölgesindeki en eski dindir. Doğru bir ifade. Kastlar arası evlilik söz konusu değildir. Bu da doğru bir ifade. Shiva koruyucu tanrı değil, yok edici tanrıdır. Koruyucu tanrı kimdi arkadaşlar? Vishnu'ydu. Vishnu koruyucu tanrıdır. Shiva yok edici tanrıdır. Evet, diğer sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar, bu soruya bakalım. Cevapları alalım arkadaşlar. Bakalım cevaplarımıza. C, A. Evet, ben cevaplayayım arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz cevap veren arkadaşlarımızın hepsine ve vermeyen arkadaşlarımızın hepsine. Kaynağı ilhama dayanan, yani vahye dayanan, tartışmasız bir otoriteye sahip olan ve doğruluğunun sorgulanamaz olduğu Hinduizme ait kutsal metin hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Kaynağı ilhama dayanan, tartışmasız bir otoriteye sahip olan ve doğruluğunun sorgulanamaz olduğu Hinduizm'e ait kutsal metin hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Cevabımız Shruti arkadaşlar. Çünkü Shruti'yi az önce söylerken de vahyedilen, yani ilhama dayalı olan demiştik. Shruti'nin altında Vedalar, Brahmanalar, Aranyakalar ve Upanishadlar vardı. Diğer bölüm ise Simriti'ydi arkadaşlar. Bu da geleneğe dayanan, geleneğin oluşturmuş olduğu kutsal metinlerdi. Simriti'yi de biz üçe ayırmıştık. Bunlar destanlar, puranalar ve Manu kanunnamesiydi. Destanları da ikiye ayırmıştık. Bunlar Ramayana ve Mahabharatalardı. Bu yüzden cevabımız vahye dayanan, ilhama dayanan, otoritesinin tartışmasız olduğu, sorgulanamaz olan ifadeleriyle Shruti'yi yakalayabilirdik arkadaşlar. Evet, diğer ve son sorumuza geçelim arkadaşlar. Evet.
Evet arkadaşlar, sizler de soruyu okuyun ve cevaplarınızı tekrar gönderin inşallah. Evet arkadaşlar. Evet. Cevaplar geliyor. Bazılarımız düşünüyor, bazılarımız cevap veriyor. Evet, bakalım. Açıklaması verilen kavramlar hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Bütün varlıkların doğum ölüm döngüsünde hangi bedende yeryüzüne geleceğini belirleyen temel yasadır. Bu hangisi olabilir arkadaşlar? Temel yasa ifadesinden biz neyi çıkartacaktık arkadaşlar? Karma ifadesini çıkartacaktık değil mi? O zaman sırasıyla dedik. Birincisinde karma olduğuna göre B'yi, D'yi ve E'yi eliyoruz. Ne kaldı? C ve A şıkları kaldı. Bakalım insanın öldükten sonra ölüm yeniden doğum döngüsünden kurtulmasıdır. Ruhunun özgürleşerek, özgürleşme ifadesinden de yakalayabiliriz. Ölümden sonra başka bir bedende dünyaya tekrar gelmemesidir artık. Biz bunu neyle ifade etmiştik? Moksha kavramıyla ifade etmiştik arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Karma ve moksha. Aynen hocam. Mukti veya moksha ifadesiyle biz bunu ifade etmiştik. Evet arkadaşlar, bugünlük tanıtım dersimizi yaptık. Hinduizm işledik. İnşallah sizler için Hinduizm verimli olmuştur. İnşallah öğrenmişsinizdir. Bir eksiğiniz kalmamıştır inşallah. Faydalı olmasını ümit ediyorum. İnşallah da memnun kalmışsınızdır hocam. İnşallah daha sonraki derslerimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Bir söyleyeceğiniz varsa söyleyebilirsiniz, yazabilirsiniz. Eğer bir söyleyeceğiniz de yoksa kendinize iyi bakın. Ben teşekkür ediyorum hocam. Sabırla dinlediniz. Rabbim sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah da notların da sizlere faydası olur. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Eğer sorunuz yoksa kendinize çok iyi bakın. Rabbim muvaffak eylesin inşallah.